Merhabalar. 28 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'ün kuzey doğusundaki askeri üssü çok büyük bir saldırıyla sarsıldı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırı sonucunda Amerika Birleşik Devletleri 3 askerini kaybetti, 50'ye yakın askerinde yaralandığı belirtiliyor. Bu saldırı gerçekten çok önemli. Çünkü 7 Ekim'den sonra yani Hamas saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çatışmada bir saldırıda hayatını kaybeden ilk askerleri bunlar. Ve saldırıyı yapan grubun İran destekli olduğu iddia edildi. Ve saldırı aracına baktığınız zaman da insansız hava aracı, Şahit 136 denilen veya buna benzer bir varyasyonu İran yapımı bir insansız hava aracı olduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki ve Suriye'deki askeri üstleri İran destekli gruplarca 7 Ekim'den bu yana zaten sürekli olarak saldırıya uğruyordu. 160'ın üzerinde saldırı olduğu belirtiliyor. Bunlarda ufak tefek yaralanmalarda oldu ama 160'ın üzerinde saldırı demek Amerikalıların sürekli teyakkuz halinde olması demek. 24 saat havayı gözetliyorsunuz bir füze gelebilir veya bir insansız hava aracı gelebilir diye bunu engellemek için. Ama buna rağmen Amerika İran'a saldırmadı. Bugüne kadar saldırmadı. Yemen'deki husiler de İran destekli biliniyor. Ve husilerin kullandıkları insansız hava araçları ve füzeler de yine İran yapımı, genelde İran yapımı, İran'ın geliştirdiği, gönderdiği, kaçak yollarla gönderdiği Yemen'e füzeler ve insansız hava araçları Amerika Birleşik Devletleri bunu sık sık belirtiyor, diyor İran destekli, İran destekli ve bu silahların İran yapımı olduğunu da söylüyor. Ama İran'ı vurmaktan bugüne kadar hep kaçındı. Amerika Birleşik Devletleri üç askeri ölünce, onlarca askeri yaralanınca dedi ki ben bunların intikamını alacağım, misilleme yapacağım. Daha o gece yani o gün daha doğrusu açıklamasını Amerika Başkanı yaptı. Ama dedi bizim belirlediğimiz günde bizim belirlediğimiz saatte bu saldırıyı yapacağız. Ve o saldırı geldi. Dün geldi. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta ve Suriye'de bazı hedefleri vurdu. 85'ten fazla hedef vurdu 7 noktada. 7 noktada 85'ten fazla hedef vurdu. Operasyon sadece 30 dakika sürdü. Ama operasyona çok sayıda gemi ve uçak katıldı. Gemilerden ve çeşitli noktalardan seyir füzeleri gönderildi. 125 hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtiliyor. En az 125. Yani hassas mühimmat e, ne demek? Hassas güdümlü mühimmat ne demek? Mesela seyir füzeleri bunlardan bir tanesi. Bir diğeri uçaklardan bırakılan akıllı bombalar. Ve bu saldırıda gemiler kullanıldı. E, gemilerden füze atıldı. Ayrıca jetler kullanıldı ama Asıl e, ilginç olanı B1 Lancer ağır bombardıman uçakları getirildi. Bombardıman uçakları. Bunlar genelde geniş alanları bombalamakta kullanılır. Veyahut da çok büyük yapıları yıkmak için kullanılır. Bunlar e, onlarca ton bombayı taşıyabilen e, uçaklar. Bu ağır bombardıman uçağı diyorum. Şimdi bu durumda ne yapmış olabilirler? Amerikalılar büyük ihtimalle depoları vurmaya çalıştılar ağır bombardıman uçağıyla büyük binaları yıkmaya çalışırsınız. içinde mühimmat varsa. İkincisi işte yerin altına gömülü olduğunu düşündükleri veyahutta veyahut da belli mağara veyahut da çukur, delik neyse artık sakladıkları yerleri vurmaya çalışmış olabilirler. Zaten kendileri de söylüyor. Mühimmat depolarını vurmaya çalıştık. Efendim askeri üstleri vurmaya çalıştık. Bir de istihbarat noktalarını vurmaya çalıştık diyorlar. Bu saldırılarda Amerika Suriye'de 23 insanın ölümüne yol açmış en az ilk rakamlar bunlar Irak'ta da 16 e, ölüden bahsediliyor toplamda 39 ölü var en az 39 ölü var. Şimdi e, bu saldırılar aslına bakarsanız geniş çaplı saldırılar. Yani 39 insan ölmüş efendim. 85'ten fazla hedef vurmuşsunuz. Irak ve Suriye bunları protesto etti. Amerikalılara e, evine dön dediler. Burada yerin yok yani siz, Sen milli egemenliğimize zarar veriyorsun. Bunu söylediler ama hiçbir güçleri olmadığında herkes biliyor. Irak'lar protesto etti. Irak milli egemenliğine siz zarar veriyorsunuz dedi. Ama Amerikalılar da diyor ki biz size daha önce haber verdik bu saldırılar yapacağımız Irak hükümetine bunu söylüyorlar. Neyse ya bir danışıklı dövüş var veya da bir acziyet var. Ama manzaraya bakalım şöyle. Bir manzaraya bakalım. Ne var elimizde? Orta Doğu'da. 7 Ekim'den önce olmayan ne var? 7 Ekim'den sonra İsrail Gazze'ye girdi. Gazze'nin neredeyse tamamını şu ana kadar işgal etmiş vaziyette. Ve 27 binden fazla insan öldü. Hala da ölmeye devam ediyor. İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile İsrail arasında, Lübnan ile İsrail arasında çatışmalar devam ediyor. Yüzden fazla Hizbullah militanının öldüğü iddia ediliyor. Çatışmaların Lübnan-İsrail savaşına dönüşme ihtimali de oldukça yüksek. Yemen'de Husiler e, gemilere saldırmaya devam ediyorlar. Ticari gemilere, Amerika, İngiltere, İsrail bağlantılı özellikle gemilere saldırmaya devam ediyorlar. Bunun karşılığında Amerika ve İngiltere uçakları, füzeleri düzenli olarak Yemen'i bombalıyor. Bu artık kanık sanmaya başlandı. Amerikalılar 2 üç güne bir Yemen'e bomba bırakıyorlar, hüze bırakıyorlar. Yani manzara şu, Irak'ta, Suriye'de Amerikan üstlerine saldırılar var, Amerikalıların karşı saldırılar var. Ürdün'ün kuzeyindeki üste de saldırı yapıldı. Yemen'de Amerika ve ortaklarıyla Yemenli Husiler arasında çatışmalar devam ediyor. Ve İsrail'in komşularıyla çatışmaları devam ediyor. Yani Gazze Savaşı'nın büyüyeceğini söylemiştik. Hamas'ın saldırısıyla başlayan çatışmaların bütün Orta ya yayılma ihtimalinden bahsetmiştik. Ve bu yayılıyor. Yayıldı. Daha da yayılacak. Çok daha fazla yayılacak diye endişeler, korkular devlet adamları tarafından, bakanlar tarafından, başbakanlar tarafından dahi artık dillendirilmeye başlandı. Peki Amerika İran'a saldırır mı? İran'a saldıracak mı? Amerika İran'a saldırmaktan açıkçası endişe ediyor, korkuyor. Yani Biden yönetimi gerçekten İran'a saldırması halinde altından kalkamayacağı bir yükün altına girmekten endişe ediyor. Cumhuriyetçi milletvekilleri, senatörler ise sürekli bastırıyorlar. İran'ı vur diye bastırıyorlar. Çünkü diyorlar sen aşağılanıyorsun bu şekilde. Adam sürekli sana saldırıyor. Sen İran'ı vurmuyorsun. Ne yapmış? Yapmış Suriye'de iki yer vurmuş. Irak'ta üç yer vurmuş. Hiç böyle olmaz arkadaş. Veya gidiyor Yemen'de Husi'leri vuruyor. E ne oluyor? Neyi değiştiriyor? Ayrıca bu saldırılar caydırıcı oluyor mu? Caydırıcı da olmuyor diyor Cumhuriyetçiler. Gerçekten de bakıldığı zaman Yemenlilere ne kadar vursanız daha çok karşı ateş, füze ateşliyorlar. İnsan savarcı gönderiyorlar. Amerikalılar depoları vuruyorlar ama yani bu füzeler de bir türlü bitmiyor. Yani o tacizler bitmiyor. Ayrıca karşı taraf ne korkuyor, ne yılıyor, ne de kaçıyor. Aksine bileniyor. Amerikalılar saldırdıkça Orta Doğu'da batı düşmanlığı, batı karşıtlığı ve radikalizm zirve yapıyor. Şimdi Amerika'nın Suriye'de ve Irak'taki saldırıları burada insanları sakinleştirip ya evet Amerikalılar bak cevap veriyor biz bunu yapmayalım mı dedirtecek. Yoksa tam aksine işit başta olmak üzere efendim İran e, kontaklı örgütler başta olmak üzere tüm aşırı ve silahlı gruplar daha mı fazla adam devşirme ortamını bulacaklar? Radikalizm artıyor. Radikalizmin artmasının en önemli nedeni de Amerika'nın bölgedeki politikaları ve varlığı. İran tarafına bakacak olur isek Amerika İran'ı vurur mu? Buna mecbur kalır mı? Olabilir. İran'a vurmaya mecbur kalabilir. Ancak şunu göz önünde bulundurmak lazım. Amerika İran'ı vurursa ne olur? İran kendisini topyekun savunmak zorunda kalır mı? Yani bunlar ilk bir iki çatışmada olmayabilir. Ama daha sonrasında Amerika ile İran arasında bir savaş başlayacak olur ise bu çok kompleks sonuçlara yol açar. Bir kere Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolünde. İran Yemenli Husi, Husilerin yaptığı gibi değil. Çok daha sert saldırılarda bulunabilir bu gemilere. Amerika bağlantılı gemilere. Dünya petrol ticareti aksayabilir. O yüzden Suudiler ve diğer körfez ülkelerinin hani yürekleri ağzında diyebiliriz. Her an bir çatışma çıkabilir diye. Ee, İran bu bölgeden Basra körfezinden dünyaya açılan ticareti engelleyebilir. Sadece Basra körfezinden değil. Baktığınız zaman Hint Okyanusu'na komşu. Yani burada Hindistan Batı ilişkileri, efendim bütün Arap Dünyası ve dünya ticareti bundan etkilenir. Yani İran'ın buna cevabı sadece sınırlı bir iki füze atışıyla e, kalmayabilir. Bütün Orta Doğu bir ateş topuna dönebilir ve bir bloklaşmaya da yol açabilir. İşte şu anda Biden biraz da seçim öncesi olduğu için e, hatları çok da karıştırmadan bu işi geçiştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Çünkü kazanabileceği bir savaş görmüyor orada. Kazanabileceği bir savaş görse, şov yapacağını görse bu işe girerdi herhalde. Kasım'da Amerika'da seçimler var ve kasıma kadar çok fazla tozu dumana katmak istemiyor. Çünkü Gazze savaşı yeterince ortalığı karıştırdı ve Biden destekçilerini ondan uzaklaştırdı. Yeniden bir İslam dünyasıyla Amerika karşıtlığına Biden girer ise Amerika'da kazanacağı oydan daha fazla azınlık oyunu kaybedebilir. Sadece Müslümanlar değil, siyahlar, gençler, savaş karşıtları demokratların içerisinde biliyorsunuz. Bunlar sandığa gitmeyebilir. İran-Amerika savaşının Orta Doğu'ya ve tüm bölgeye Çin, Rusya bağlamında ele aldığınızda etkisi ise Amerika açısından daha da yıkıcı olabilir. Amerika bir savaş yapacaksa bunun kurallarını kendisi koymak sonucunu da bilmek istiyor. Ve bu bölgede kanaatim odur ki devletler arası bir savaşta Amerika fayda ummuyor. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmekle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.